V7 Kolektif olarak biz hem global hem yerel markaların reklam filmlerini hayata geçirmekteyiz. Aynı zamanda şirketimizde dizi ve sinema projeleri geliştirmekteyiz hali hazırda. Tam da bu noktada Safet Ayhan'ın Aytaşı projesini okuduk ve tüm ekip bununla ilgili çok heyecanlandık. Çünkü hem atmosferi, hem akıcılığı, hem sebep, sonuç ve çözümleri, hem de derdi bizi gerçekten çok etkiledi ve hayata geçirmek istedik. Projeyi ele alıp neler yapabileceğimize baktık ve ayırabileceğimiz bütçenin biraz daha güçlenmesi kanaatine vardık. Ve bir güç birliği yapmak adına Spark filmi de oyuna davet ettik. Onlar da katkı sağlamak istediler. Biz şu anda bu projenin giderlerinin yarıdan fazlasını hali hazırda karşılayabiliyor durumdayız. Projenin şöyle bir sihri var aslında. Okuyan herkes dahil olmak istedi. Ancak şansımızı biraz daha festivaller ve farklı fonlarda aramak bizim için daha değerliydi. Çünkü bu senaryonun gerçekten başından itibaren tescillenerek gittikçe büyüyüp bir filme dönüşmesi ve bunu hak ettiği düzeyde çekebilmek en temel hedefimizdi. Öyle ki hali hazırdaki bütçemizi bu projeye göre dizayn ederken proje süresince de kaynak yaratmayı yine ön planda tutma hedefindeyiz. Hikaye o kadar güçlü ki katılımcıyı rahat rahat bulabileceğimizi düşünüyoruz. Aytaşı hikayesi 10 yaşındaki bir çocuk Ro. Babaannesi beyaz 60-65 yaşlarında. Ve sonrasında eklenecek olan işte Sırrı Komutan, Aziz ve Sokrates beşgeninde sürecek bir hikaye. Beyaz bir sabah kalkıyor, Roy'u uyandırır ve herkes uykudayken de yolculuk başlar. Yolculuk esnasında Beyaz torununa Aytaşı'nın dün gece meydanda bulunduğunu, bu köyden kimsenin de Araf'takilere verilmeyeceğini, bu yüzden de götürüp Aytaşı'nı teslim edeceklerini söylerler. Bunları kimse görmez, duymaz. Bunlar Karanlık Orman diye bir yerde yaşarlar. Gün boyu yürüdükten sonra da Karanlık Orman'a varırlar. Karanlık Orman'a vardıklarında karşılarında daha önce Ron'un hiç görmediği tuhaf, kostümleri farklı, davranış şekilleri farklı 4-5 kişilik bir grup görünür. Ormanın içinde eski, yıkık bir evin önünde. Beyaz orada torununa şey diyor, hani Aytaşı'nı götür, ver diyor. Ro bir taraftan korkuyor, bir taraftan da götürülmesi gerektiğini de biliyor. Sonra başlar ama Beyaz'da bir tuhaflık var. Çünkü Beyaz Ro'yu gönderirken çok daha üzülmeye başlıyor ve gözyaşlarını tutamıyor. Ro giderken arada arkasına bakıyor. En sonunda Araf'takiler grubunun yanına geliyorlar. Yani bizim filmdeki yine kritik bir role sahip olan Aziz ile tanışıyor. Ve Aziz'e doğru Aytaşı'nı uzattığında Aziz gülümsüyor ve sende kalabilir diyor. Arkasından Araf'taki üyelerin 2-3 tanesi Roy sırtlarına alıp o terk edilmiş metruk binanın içine alıyorlar. Ve o arada Aziz Beyaz'a şey diyor, gitmesi gerektiği yönünde. Roy bir şekilde onların elinden kurtulup pencereden babaannesine bakıyor ama babaannesi artık dizlerin bağı çözülmüş, çok zor durumda ama ormanı da terk ediyor. Film bir ritüelden oluşup fantastik ve bir epik bir hikaye. Başta aslında bulunmayan bir ay taşıyla başlayan bir hikaye. Sonuna geldiğimizde Ro'nun aslında Araf'takilere ait bir insan olmadığını anlıyorlar ve çünkü Araf'a seçilmenin de koşulları, kuralları var. Yaşayan insanlara ait her türlü iyi olan huylarını kaybetmesi gerekiyor. Ama Ro'da bu kayıp yaşanmadığı için getirip köyüne yakın bir yere bırakıyorlar. Ses yok, ışık yok, herhangi bir şey yok. Bomboş bir köy. Mevsim değişmiş, Eylül ve atmosfer biraz daha grileşmiş. Kurumuş otların arasında ayağı küçük ay taşına takılıyor. Onu kaldırıyor. Yine Dolunay tam tepede ona doğru tutuyor ama o kahramanlığını sergileyecek kimsesi yoktur orada. Annemin deyimiyle hayalperest bir çocuktum. Çocukluğundan beri hayalperest ve o hayallere de devam ediyor. Hayvanın hafızası vardır, hatırası yoktur derler. Benim aslında bu işlere girmem, sinema yapmak isteğim hepsi bir hatıradan kaynaklanıyor. Filmimizdeki karakterleri bilinirliği yüksek oyunculardan seçme hedefindeyiz. En azından Safet Ayhan'ın dünyasına en iyi biçimde yansıtırken bir taraftan da gerek viral değer gerekse sürpriz yaratabilmek adına ters köşe oyunculuklarla daha da güçlendirme hedefindeyiz.
bunca zamandır edindiğimiz reklam deneyimleri de kaynakları projeye göre doğru dizayn edebilmeyi öğretti bize. Aytaşı projesinin sihirli atmosferi için olabildiğince doğru hamleler yapıp bu projeden kâr etmek yerine aslında bu projeyi var etme yoluna girdik. Filmi şöyle çekeceğim. Film Raw karakterini yaşadığım yerde daha amatör bir oyuncudan seçmeyi düşünüyorum. Diğer oyuncuların da tamamıyla profesyonel olmasını düşünüyorum. Film bir oyunla başlıyor. Bir dilek oyunu olduğu için de ilk başta daha sıcak renklerin hakim olduğu bir atmosferde geçecek. Ama hikaye çıkmazlara, gerilime doğru gitmeye başladığında da yavaş yavaş gri tonların ve daha dark tonların hakim olduğu bir hikayeye dönüşecek. Biçimsel olarak aslında hikayenin biçim ve içerik noktasında çok fazla ortak noktaları var. Ses noktasında ben sese ekstra bir önem veren bir insanım ve ekstra dışarıdan bir müzik kullanmayacağım. Oradaki doğal seslerin işte toprağın, ağaçın, rüzgarın oradaki olan doğal sesleri daha çok özel bir ses miksajından geçirerek o seslerle de filmi daha canlı ve görünür kılmayı amaçlıyorum.